Yağışların az olmasından dolayı kuraklık bekleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne gibi önlemler alınmalı? Ya bu bizim elimizdeki bir şey. Yani bu küresel ısınma insanoğlunun elindeki bir şey. Yani bu fabrikalarda bacaların olmaması, filtreli bacaların olmaması. Bir yandan insanların bu suları hor kullanması. Tabii ki bunlardan dolayı bizim bu küresel ısınmayla birlikte su kıtlığı olacak galiba. Bilhassa bizim bu 2021 yılında hemen en sıcak yılı olacağını bilim adamları söylüyor. Bu böyle giderse bizim için çok kötü olur. Biz şöyle düşünüyorum, yani biz insanlar biraz daha kendi dünyamıza önem vermemiz lazım. Yani kendimiz için değil de çoluk çocuğumuz için çok önemli bir şey. Çocukların ilerisi için, yani geleceği için önem vermemiz lazım. Allah işi, Allah ne zaman yağmur yağdırır, söyle olur yani. Şimdi dururken yağmur yağdıracak halimiz yok yani burada. Ben çiftçiyim. Çiftçi olarak söylüyorum. Yani şunu söylüyorum. Hani kuraklık bizi etkileyecek. Tamamıyla gerilecek. Ama ben bir sene değil de 3 sene olsun diyorum. Kuraklık olsun da şey olmazsa öndekiler anlasın. Evet. Anlasınlar. İşte gördüğünüz gibi beton her taraf. Yani yağsa da bir toprağa faydası yok. Betonlaşma, binalar beton. Biz önlemimizi almaya çalışıyoruz. Suyu tasarruflu kullanıyoruz. Hani şey açısından, hem maddi hem devlet şey açısından kullanmaya çalışıyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. O konuda hepimiz alacağız. Fazla ne kadar kısıtlamak yaparsak o kadar da çevremizi koruruz. Çünkü bizim elimizde olan bir şey bu. Fazlasını hasar yapmamamız gerekiyor. Fazla tüketmememiz gerekiyor bence. Gereksiz yere. En önemlisi biz ev hanımları, bize düşen görev çok var. Gereksiz yere su fazla harcarsak biz nasıl yapacağız? Yapamaz. Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? Zaten ben iki kimse olduğum için yani fazla, çünkü gereksiz yere fazla su harcayan bir insan değilim. Gerekli olan zaten her şeyi beyaz eşya yatağı yapıyor. Gerekli olan. Elimde olan bir şey, yıkadığım bir şey yok. Temiz zaten, günlük zaten hanımlar geliyor. Onu da kısıtlama koydum. Getirmiyorum. Kendim yapıyorum zaten. Ne gibi önlemler alınmalı? Derhal bu yapılaşmaya son verilmeli. Ağaç dikilmeli. İnsanlara tasarrufu öğretilmeli. Çocuklara bilhassa. Su tasarrufu öğretilmeli. Çevreye önem verilmeli. Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ben zaten tek başıma yaşıyorum. Yani torunuma da, ama maalesef gençler biraz müsrif. Hani suyu az kullanmasını, ışıkları falan az yakmasını. Biz gerekli önlemlerimizi zaten, biz 68 kuşağı olduğumuz için zaten kısıtlı yetiştik, tasarruflu yetiştik. O terbiyeyi hala devam ettiriyoruz. Bu sorun bütün dünyada var. Ama bizde de daha büyük olabilir. Sularımızı ekonomik kullanalım. Daha önlem alıyor musunuz? Şu an evde almaya çalışıyoruz. Mesela el yıkarken musluğu kapatıyoruz. Ne bileyim, israf etmemeye çalışıyoruz. Tabii ki tasarruflu olmak lazım kadınlar açısından. Yani bulaşık olsun, banyo açısından kısıtlamalar olması lazım. Yani insanlar birbirine destek olmadığı müddetçe maalesef bu kıtlığı yaşayacağız. Biraz tasarruf. Biraz mantıklı harcama yapacağız. Bundan dolayı olursa tabii ki dünya kuraklıktan kurtulur. Ama bilinçsiz su tüketimi olursa tabii ki biz her şeyi hak ediyoruz. Yağışların yağmasının nedeniyle bir önlem alınamaz bence. Çünkü bu tamamen yapay bir şey olmadığı için tamamen takdir-i ilahi diyelim biz buna. Önlemler de biraz da insanlarımız tarafından biraz daha su harcamalarına dikkat edilmeli en azından. Siz nasıl önlem alıyorsunuz? Biz nasıl önlem alıyoruz? Gerektiğinden fazla su israf etmeyerek diyelim. Bununla ilgili bizim insanlarımızın biraz önlem alması gerekiyor. Çok rahatız bu konuda, su konusunda. Kesinlikle çok fazlasıyla hani fuzuli kullanıyoruz. Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ya bunun standartları işte ne bileyim, diş fırçalarken, el yıkalarken suyu boşa akıtmaktır en şeyden öncesi. Ne bileyim, içmek için bir bardak su alıyoruz. Bir yudum alıp döküyoruz mesela. İçeceğimiz kadarını almak.
her zaman daha mantıklıdır. Ya da bunu aldıysak içmeliyiz. En basitinden birkaç örnek bunlar yani. Yani milletin biraz daha bilinçli olması lazım bu konuda. Mümkün olduğunca az su kullanımı, az elektrik kullanımı, az araba kullanımı gibisinden bu şekilde kullanıma devam etmeli lazım. Valla suyu bence az kullanırsa elde bulaşık yıkanmasın yani. Elde bulaşık yıkadığınız zaman biliyorsunuz yani herkesin makineye alsın. Ne bileyim yani çamaşırlar biriktikten sonra yıkasın. Her seferinde yani nasıl anlatayım 3-5 çamaşır için makine açılıyor. Bu sebeple ne olacak? Sularımız da gidiyor. Kuraklık oluyor. Her yer kuruyor. Göllerimiz kuruyor. Sizce de bu doğru değil mi? Makine açılsın yani. Elde yıkanmasın. Suyu bir de şeyli kullansın. Mesela her seferinde şu anda da pandemi döneminden dolayı herkes suya yöneldi. Sürekli sık sık ellerini yıkıyorlar. Ama suyu kapatıp açarak yıkasınlar. Biz mesela o şekilde yapıyoruz. Suyu kapatıp açarak yıkıyoruz. İlk önce sabunluyoruz iyice. Sonra açıyoruz, duruluyoruz. Fazla yani bir insanla temas etmedikten sonra ellerimi ben niye sık sık yıkayayım sürekli? Allah'tan gelen bir şeyin önüne duramayız. Yani Allah'ın yağmuru veren o. Yağdıracak da odur. Yani hayat bir söz konusu, bir konu yani. Yağmur yağsa her yer barajlarımızda su artışılması gerekiyor. Bazen de yani bizim insanlarımız, kültürleri bunun nedenlerine yansıyor. Herkes mesela suyunu açık bırakıyor falan. Hani onu birazcık daha kıssalar, hani kendilerinden tesarruf yapsalar. Belki hani bunu görenler de hepsi ibretlik alsa bence düzelebilir bunlar. Yani herkes bunu örnek alsa birbirine olur. Mesela boş akıtılan sular falan, fıskiyeler onları kapatabilirler bence. Gerek yok. Bu suyla ilgili biz evde çocuklarımıza da suyu imkansız ziyan etmeyiz. Fazla su kullanmayız. Yani suyumuzu israf etmeyiz biz böyle. Çocuk gider suyu doldurur bardağı, öyle açık bırakmaz çeşmeyi. Tık anında kapatmak zorunda. Yani bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Bunu şey olarak devlet ya hükümet yapması gereken bir şey bunu. Yani bu ağaçlandırma. Yap her tarafı ağaçlandır. Bütün boşlukları dikme apartmanları. Ağaçlandır. Yağmur olayı bu yani yağmur olayı. Ağaçlarımız yok oldukça yağmur olayımız yok oluyor.